Merhabalar sevgili gençler ben sml hocanız sml Hoca matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar problemlerin ikinci videosu diyeceğim ama bu üçüncü video ikinci PDFi demek daha doğru olacak bu ikinci PDF'de biraz daha çıkmış sorulara yönelik olarak çalıştık sevgili gençler PDFimizin çözümlerine ve konu anlatımımıza başlamadan önce George Polya'nın problem çözme adımlarını sizlere paylaşmak istedik George Polya diyor ki eğer bir problemi çözemiyorsanız onun resmini çizeceksiniz. Peki resmini çizmekten kastımız nedir? Matematik problemleri de dahil olmak üzere karşılaştığımız problemler için standart bir çözüm yolu yoktur. Bakın bu sadece matematik problemi için değil. Gündelik hayatta karşılaştığımız problemlerin de ortak bir çözüm, standart bir çözüm yolu yoktur. Fakat matematik problemleri için bazı ortak adımlar olduğu Macar matematikçi ve eğitimci George Polya tarafından ortaya konulmuştur. Bu adımlar neler? 1. Önce problemi anlayacaksın. Problemi anladıysanız onu kendi cümlelerinizle anlatabilmeli. Gerekirse şekil çizmeli. Bakın şekil çizmeli. Verilen ve istenilenleri iyi kavramalısınız. Bunları not etmenize gerek yok. Kavramanız yeterli ama sen kavrama meselesini not ederek yapabiliyorsan not et altının üstünü çizerek kutucuk içerisine al alarak yapıyorsanız bu verilen meselenleri iyi kavramak e gerekiyorsa bunları yapabilirsin. Sınav sistemini göz önünde bulundurursak da bu eylemleri de kısa bir süre içinde yapmalısınız. Yani oturup da bir problemi anlamak için 5 dakika şekil çizmeyeceksin. 2. Çözüm için plan oluşturacaksınız. Plan oluştururken kendine bazı sorular sormalısın. Yani sen problem problemi okudun, anladın. Anladıktan sonra da e kendine şu soruları sorabilirsin Buna benzer bir problemi çözdün mü Çözdüysen işin kolay zaten Bu problemi çözmene yardımcı olacak Ön bilgi Kural veya teorem biliyor musun Biliyorsan da sıkıntı yok Yani Bu soruları soracaksın Eğer olumlu yanıtlar alıyorsan e, Direkt oradan yürüyebilirsin Ama olumsuz yanıtlar alıyorsan Kendine bu soruları sormaya e, devam etmelisin Çünkü bu sorular sanat çağrışım yaratacak Daha önceki gördüğün görmediğin konular daha önce bu soruları çözüp çözmediğin, daha önce buna benzer bir şey gördüğün veya bu problemi mesela bazen oluyor ya permütasyon sorularında mesela problem tarzı sorularında problemleştirdiğinde soruyu acaba sen buna benzer bir şey yaptın mı? Mesela ayraç taktiğiyle çözüyoruz bazen permütasyon sorularını ama bu soruların şekilleri birbirinden çok çok farklı oluyor. İşte buna biz beynimizdeki kaydettiğimiz verileri yeniden kontrol etme diyoruz. Problemi daha basite indirgeyebiliyor musun diye de sorabilirsin kendine. Çok karmaşık bir hal aldıysa daha basite indirgeyebilirsin. Mesela bazen olur birden en artı bire kadar olan sayıların toplamını ispat ederken işte tüme varım yöntemiyle ispat ederken önce diyoruz ki misal. 1 için zaten doğru. Peki 1 artı 2 için bu böyle mi? 1 artı 2 artı 3 için böyle mi? Acaba k için böyle mi? k artı 1 için sağlar mı? Veya n artı 1 için sağlar mı diye. Önce basitten başlıyoruz. Daha sonrasında yükseğe çıkıyoruz. Problemde geçen sayı veya nesneleri azaltarak genel bir bilgiye varabilir misin? Yani buradaki sevgili gençler sayıları ve nesneleri azaltmaktan kastı onları yok etmek değil. Yani 100 yerine 3'ü düşünmek. E, ne bileyim 987 vermiştir mesela acaba bu bunun için sağlıyor sağlıyor mu diye merak ediyorsun sorun içerisinde ama 3 için 4 için sağlıyor mu bunlara bakabilirsin. Problemde geçen her bilgi çözümün bir parçası oluyor mu? Yani problemde kafa karıştırıcı bilgi var mı? Bazen biliyorsunuz e, problemin içerisinde fazladan bilgiye yer verilebiliyor. Bu fazladan bilgiler acaba işine yarıyor mu? Veya her bilgiyi kullanmak zorunda mısın? Tabii ki bu bilgileri her bilgileri her bilgiyi kullanmak zorunda kalıyorsan bu bilgileri de bir sıraya sokman lazım. Problemi baştan sona ve sondan başa doğru olmak üzere iki taraflı düşündün mü? Yani tersten düşündün mü bunu? Ee, sana işte x ise y bu veriliyorsa sen acaba y'den x'e ulaşabilir misin? Bunu bunu düşünecek misin? Düşündün mü? Problem aksi örnek bulmaya müsait mi? Yani bazı sorular olur. Aksine bir tane örnek verdiğiniz zaman olay tamamlanmıştır mesela kesinlikle sağlar gibi örnekler vardır. Aksine bir tane örnek verirsen sen o şıkkı eleyebilirsin, o da eleyebilirsin mesela. Problemin içinde göze çarpan bir örüntü var mı? Acaba bu örüntüye sahip mi? Mesela bazen arka arkaya sayılar verir. Mesela 1 bir verir, 1'den sonra 4 gelmiştir. 4'ten sonra 8, 8'den sonra 13 gelmiştir. Acaba burada bir örüntü var mı? Mesela her biri önce 3 artmış, sonra 4, sonra 5 artmış şeklinde ilerliyor. Bu örüntülere sahip mi? Bu örüntüyü bulabilir misin? Varsa bunları göreceksin. Problem deneme yapmaya veya tahmin etmeye müsait mi? Zaten deneme veya tahmin etmeye müsaitse sevgili gençler. Biz buna en son çare şıklardan gitmek veya yerine koyarak çözmek diyoruz. Bütün bu sorulardan bir liste yapıp problemi denklem haline getireceksin. Tabi şunu söyleyebilirsin. Hocam tüm bunları sınavda kendimize sorsak. Arkadaşlar beyin çok hızlı işleyen bir makinedir. E, makinedir. Ee, gene makine makine problemine takılmayalım. Beyin çok hızlı işleyen bir makinedir. Ee, bizim düşünce hızımız ışık hızından daha fazladır hatta. Yani sen şu an gözlerini kapatıp kendini bir sahilde düşünürsen mesela şu an ben Ankara'dayım. İşte Antalya'ya yaklaşık olarak varsayalım böyle kalkan tarafına kaç tarafına 600-650 km uzaktayız varsayalım. Ben gözümü kapattığım anda kendimi kaç kalkanda hissedebilirim. Dolayısıyla 650 kilometrelik mesafeyi bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde ben alabilirim. Beyin hızlı düşünen bir makinedir, hızlı düşünen bir sistemdir, hızlı düşünen bir bilgisayardır. İşlemci çok kuvvetli bir bilgisayardır. Dolayısıyla sen bunları zaten bu şekilde maddeler halinde ezberleyip bu soruları tek tek sormana gerek duymayacaksın. Sorunun tipinden hangi soruyu sorman gerektiğini zaten bileceksin. Sorunun içerisinde örüntü olmadığını gördüğün zaman kendine mesela şu soruyu soramazsın. Bu sorunun içerisinde bir örüntü var mı diye sormazsın zaten. Dolayısıyla mantıklı sorular soracaksın. Geçtik. 3. Planı uygulamak. Belki de en keyifli aşama bu aşamadır. Burada dikkat edilmesi gereken şey ise şu. işlem hataları. Yani buna dikkat edeceksiniz. Sen kalkmışsın paragraf şeklinde verilen upuzun bir soruyu anlamışsın. Problemi nasıl çözeceğini de kavramışsın. Bunu da halletmişsin ama işlem yaparken o işlem hatası var ya en çok can sıkan meseledir bu. Buna dikkat edeceksin. Aşamaları doğru takip ettiyseniz bir sıkıntı çıkmayacaktır. Israrcı olacaksın. Aksel'de ikinci adıma dönerek yöntem değiştirmeniz gerekebilir. İkinci adıma dönmek can sıkar. Genelde ben öğrencilerime ikinci adıma geri döndüğünüz zaman o soruyu geri döneceğinizi hissettiyseniz o soruyu boş bırakın. Ve sınav süresince sınav sonrasında eğer kendinize süre arttırabilirseniz daha sonra bakarsınız diye ben öğrencilerime taktik veriyorum. Kontrol aşaması. Sonucun doğruluğu kontrol edilecek. Problemin başka bir çözümü olabilir miydi diye gözden geçirecek. Tabii bu sınav esnasında problemin başka bir çözümü olabilir miydi diye düşünmezsin. Ama bu sınava hazırlanırken çözeceğim problem sorularında bunu yapman sana ekstra ekstra artı sağlayacaktır. Yani en büyük katkıyı da bu sağlar problemin başka bir çözümü olabilir miydi diye düşüneceksin. Genelde zaten yapılan hata bu. Ee, i̇nsanlar yarış halindeler. Yani öğrenciler yarış halindeler. Bir soru bankasından soru çözerken soruyu doğru yaptıysa hangi yolla doğru yaptığını hiç umursamıyor. Bir de bizde bir hastalık var. Genelde şu anki öğrencilerin çoğunda bir hastalık var. Soruyu çözer çözmez anında cevap anahtarını kontrol ediyor. Her sorudan sonra cevap anahtarı. Her sorudan sonra cevap anahtarı. Bu bile sizi 1-0 geride başlatıyor aslında. Cevap anahtarına baktığınız doğruysa oh devam. Yanlışsa işaretleyip geçiyorsunuz daha sonra çözümüne bakarım diye. Çoğu arkadaş bu şekilde yapıyor. Yapmanız gereken ne peki? Hani bu problem çözümünü geçtik artık. Burada farklı bir taktik veriyorum ben size. Yapmanız gereken şu. Bir soruyu doğru yaptınız. Aleni sorular vardır. Bunlara tekrar düşünmeye gerek yok. Yani çözülmesi nasıl çözüleceğini belli olan belli başlı sorular vardır. Bunları yapmanıza gerek yok ama Özellikle problem sorularında soruyu çözdünüz, çözdükten sonra işaretlediniz ve doğru buldunuz. Tamam eyvallah, güzel. Arkadaşlar başka bir çözüm yolu üretilebilir mi diye düşünmek size bir sonraki sorunun katkısından daha fazla katkı sağlayacaktır. Eğer başka bir çözüm yolu bulursanız o, o, o soru tipini, o çözüm yolunu asla ama asla hiçbir şekilde unutmazsınız. Anlaştık mı? Yani bu bilim adamlarının şimdiye kadar, bilim adamı demeyin matematikçilerin şimdiye kadar... Bulduğu formüller olsun, bulduğu işte aksiyonlar, teoremler olsun. Bunların hepsi en az 500 kere, en az 1000 kere denenmiş şeylerdir. Acaba başka bir yolu var mı? Acaba başka bir yolu var mı diye denenmiş şeylerdir. Ben size teorem bulun demiyorum. Ben size işte e, teoriler oluşturun, bunların işte ispatlarını yapın demiyorum zaten. Sadece sizin gelişmeniz için bunlar çok daha kıymetli diyorum. Sen e, bunu yapmak yerine 10 tane daha ekstradan soru çözüp daha da fazla değer katabilirsin kendine. Sıkıntı yok ama 10 tane soruyu çözeceğine ben diyorum ki bir soruyu çözdükten sonra üzerine daha fazla düş. Doğruysa hemen geçme. Yani hocam vakit kaybolmuyor mu? Ya vakit kaybolmuyor daha önünde senin 9 aya yakın zaman var. O yüzden sen sıkıntı yapma. Dediğim gibi problemi çözdükten sonra acaba başka bir yolu var mı diye düşün. En sana en katkı sağlayacak adım bu adımdır bu başka bir çözümü olabilir miydi diye düşünmek. Ha yoksa devam et. Bulamadıysan devam et. İlla bir çözüm daha yolu olmalı. Onu da bulmam gerekiyor dedi. Düşünme. Tamam mı? Şimdi şunu asla unutmamalısın ki. Problem çözme becerileri geliştirilebilir. Zamanla kendini aşan bir noktaya gelebilir. Sabır ve azimle olmayacak bir şey yoktur. Sana göre zor bir soru başkasına göre kolay başkasına zor gelen bir soru da sana kolay gelebilir. Bunlar her zaman görüyoruz bunları. Bu sosyal yaşamda da böyledir. Kaldır kafanı ve bak etrafına. Hem yaşadığı sıkıntıları abartanları hem de sakin sakin çözüm yolu geliştirenleri göreceksin. Hangisi daha kıymetli? Sakin sakin kalıp çözüm yolu üretenleri daha kıymetli olarak bulacaksın sen. Yani yaşadığı sıkıntıları sen şöyle düşünebilirsin. Baktın 3 ay geçti hala 20 netin üzerine çıkamadın. Ee, karalar bağlayıp işte dünya battı gitti yaşadığım şehre benzin döküp yakmalıyım şöyle yapmam lazım böyle yapmam lazım ah vah tüh diyen insanlar yaşadıklarını abartırlar sadece. Ama sakin sakin çözüm yolu üretenler ise 20 netin üzerine çıkamadıysa bilir ki bir sonraki zaman diliminde 25 net 26 net 30 net bunları mutlaka görecektir ama çözüm yolu üretmen lazım. Çözüm yolu üretmek yerine sen kargaşa üretirsen o zaman sıkıntısın demektir. İşin özü ne? İşin özü şu. Probleme bakış açında ve çözmeye çalışırken uyguladığın adımlarda gizli sevgili gençler işin özü. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Hadi. Bir seracının elinde özdeş 30 tane boş tahta kasa ve özdeş 20 adet boş plastik kasa bulunmaktadır. Seracı sadece tahta kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda topladığı domateslerin %60'ını sadece plastik kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda ise topladığı bu domateslerin %65'ini kasalara koymuş oluyor. Dolu bir tahta kasada 8 kilogram domates olduğuna göre dolu bir plastik kasada kaç kilogram domates vardır diye sorulmuş 2019 PYT sınavında. Şimdi Boş tahta kasalardan kaç tane vardı? Tahta yazalım. Tahtalardan 30 tane vardı. Plastiklerden kaç tane vardı sevgili gençler? Plastiklerden ise 20 tane vardı. Pekala. Diyor ki sadece tahta kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurmuş. Ve topladığı domateslerin de %60'ını e, karşılamış bu tamamı dolu olan tahta kasalar. 30 tane tahta kasa. Sadece plastik kasaları kullanarak bu kasaların tamamı doldurulduğunda ise topladığı domateslerin %65'ini kasalara koymuş oluyor. Dolu bir tahta kasa 8 kilogram domates alıyor. O zaman 240 kilogram domatesimiz olmaz mı bizim? Yani her biri 8 kilogram alıyorsa 240 kilogramdır ve bu da topladığı tüm domateslerin %60'ıymış. E 60'ı 240 ise yani 4 katıysa %100'ü yani topladığı kısım ne kadardır? 4 katıdır 400 kilogramdır diyeceğiz. Elimizde 400 kilogram neyimiz var sevgili gençler? Domatesimiz var. Şimdi diyor ki sadece plastiklere doldurursak da %65'ini koymuş oluyoruz. E şimdi 20 tane kasa %65. Ben hemen 400'ün %65'ini bulmam lazım. 65 bölü 100 diye bunu çarparsak şunlar gider. 4, 4 kere 65'te 240 artı 20'den 260 kilogram yapacaktır. Ve bu kasalardan 20 tanesine 260 kilogram sığıyor diyeceğiz. E bir tanesine kaç kilogram sığar? Hemen 20'ye böleceğiz. 20'ye böldüğümüz zaman da 13 kilogram domates sığdığını görürüz. Plastik kasada kaç kilogram domates vardır diye sorulmuş. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktı. Evet problemi çözdük. İlk etapta problemde neler var bunları düşündük. Yani tahta var, tahta kasa var, plastik kasa var. Bunun bir tanesinin ne kadar aldığını, kaç tane tahta kasa olduğunu söylemiş, bir tanesinin ne kadar aldığını söylemiş, plastikten ne kadar olduğunu söylemiş, hepsini buna doldurduğumuz zamanki yüzdesini vermiş, hepsini buna doldurduğumuz zamandaki yüzdesini vermiş bize. Biz bunların hepsini düzenli bir şekilde irdeleyerek ve soruya baştan başlayıp sona doğru gidecek. Demek ki düzenli verilmiş soru. Yani karmaşık bilgiler verilmemiş düzenli bir şekilde anlatılmış. Zaten ÖSYM'nin bizim için en büyük avantajı bu sevgili gençler ÖSYM sorularının. Ee, hani tamam yanlış soru çıkmıyor mu? Çıkıyor ama ÖSYM sorularında gereksiz bilgiye genelde yer verilmez. Ve tüm bilgi yukarıdan aşağıya doğru kullanman gerektiği için tüm bilgi yukarıdan aşağıya doğru düzenli bir şekilde vermişlerdir sevgili gençler. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sayfamız. Arif bir tarifte Yaş mısırın kurutulduğunda ağırlığının %20 oranında azaldığını, kurutulmuş mısırın ise patlatıldığında ağırlığının %10 oranında azaldığını okumuştur. Sonra bu oranlara uygun olarak 720 gram patlamış mısır elde etmek için yeterli miktarda yaş mısır satın almıştır. Arif aldığı yaş mısırın tamamını kurutup patlattıktan sonra istediği miktardan daha az patlamış mısır elde etmiş ve bu durumun tarifteki bir hatadan kaynaklandığını %20 olarak yani şuradakini %20 olarak yazılan oranın aslında %30 olması gerektiğini fark etmiş. Buna göre Arif'in elde ettiği patlamış mısır miktarı kaç gramdır diye soruluyor. Şimdi önce bu Arif yanlış tarifi baz alarak 720 gram patlamış mısır elde edebilmek için ne kadar yaş mısır almıştır? Onu bir bulmamız gerekiyor. Çünkü tüm sıkıntı orada. Tarif yanlış olduğu için aldığı mısır miktarı da yanlış olmuştur. Ve elde ettiği mısır, patlamış mısır oranı da, miktarı da yanlış olmuştur. Önce biz ne kadar e, almıştır, yaş mısır almıştır onu bir bulalım. Şimdi varsayalım ki 100K'lık yaş mısırımız var. %20 oranında ağırlığı azalınca 80K'sı kalır. Ve bu 80K'nın da %10'u azaldığın zaman 8K'dır %10'u. Ne kadar kalır? 72K kalır. Ve buradan da 720 gram... Patlamış mısır elde etmek istiyor. O zaman K kaçtır? 10'dur. Demek ki Arif gidip 10 çarpı 100'den 1000 gram ne almıştır sevgili gençler? Yaş mısır almıştır. Elimizde 1000 gram yaş mısır var. Ama diyor ki yanlış miktarda mısır elde etmiş patlamış mısır. Daha sonra araştırıyor ve diyor ki tarifteki burası %20 değil yüzde30 olacakmış ya diyor. Peki elimizde bizim 1000 gram var. Bunun %30'u 300 gramdır ve 300 gram eksildiği zaman bu kurutulduğu zaman 700 gram kuru mısır elde edecek ve bunu da patlattığı zaman %10'u gidecek. Bunun %10'u 70'tir. 70 gram daha giderse ne kadar patlamış mısır elde eder? 630 gram patlamış mısır elde eder. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Yarıçap uzunluğu 5 birim olan O merkezli dairesel parkurun bir yarıçapı üzerinde her bir birim 5 aralığa bölen noktalar işaretlenmiştir. Bakın şurası bir birim ama 5 tane kısma bölünmüş. 5 kısma bölünmüş. 5 kısma bölünmüş. Sonra bu noktalardan geçen o merkezli çember yayları şekilde gösterildiği gibi kesikli çizgilerle çizilmiştir. Burada tamamen bu olayı anlatıyor. Asıl soru burada. O noktasından iki tane mızrak atışı yapan Ahmet'in ilk attığı mızrak A noktasına ki A noktası ee, Kağıtlarımızdan net olarak görünebilir ama şurada B noktası da burada ikinci atışta buraya düşmüş A noktasının O noktasına olan uzaklığı 54 metre Bakın O A arası 54 metreymiş Şöyle Mutlak değerle gösterelim ee, B noktasının O noktasına olan uzaklığı kaç metredir yani O B arası Kaç metredir diye soruluyor bize Şimdi gençler burada şuna dikkat edeceğiz saymamız gerekiyor ÖSYM son zamanlarda bunu da yapıyor tabii O'dan A'ya kadar kaç tane kesikli çizgi var? Bunların her birinin arasında 5 taneydi unutmayın. 5, 10, 15, 16, 17, 18 tane çizgi var. 18 tane K diyelim. Her bir çizginin arasında K metre diyelim. 18K eşittir 54 metre ise K eşittir kaç metredir? 3 metredir. Şimdi OB arasına bakalım. 1, 2, 3, 4 tane 5 birimlik alan var yani 20K. 21, 22, 23, 24. 24K kaçtır diye sorulmuş. E ben K'yı 3 bulmuştum. 24 çarpı 3'ten cevap ne gelir? 72 gelir sevgili gençler. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Bu da 2019 TET'de çıkan bir soru. Geçtim 6. sayfama. Belirli bir bölgede ev ve arsa alım satım işlemi yapan Ali Bey'in bu işlemlerde kullandığı birim fiyatlar tabloda verilmiştir. Evin 1 metrekaresinin 3000 liraya alıyor ...3200 liraya satıyor. Arsanın bir dönümünü 20.000 liraya alıyor... ...25.000 liraya satıyor. Ali Bey... ...450.000 TL'ye aldığı bir evin... ...satışından elde ettiği paranın tamamı ile... ...bir arsa almış... ...ve sonra bu arsayı da satmıştır. Buna göre Ali Bey'in bu arsa satışından elde ettiği kar... ...kaç liradır? Şimdi şöyle diyeceğiz. 450.000 liraya bir ev aldı. 3000'e aldığını... ...200 lira karla satıyorsa... 450 bin liraya aldığını bakın burada 200 lira kar var. 450 bin liraya aldığı bir evi ne kadara satar diyeceğiz. Buradan şu sıfırlar gereksiz bunları bir götürelim. Bu bunun 150 katıysa bunun 150 katı lazım bize. 2 kere 150 300 yapar. Ve iki tane de sıfır ekleyeceğiz. Bakalım 450 bin aynen 30 bin lira kar edecek. 30 bin lira kar edecekse 450 binin üzerine 30 bin eklediğim zaman 480 bin TL eline para geçmiştir Ali Bey'in. Ve bununla da gidiyor hemen arsa alıyor. Şimdi diyeceğiz ki 20 bin liraya aldığı arsadan 5.000 lira kar ediyorsa 480 bin liraya aldığı arsadan ne kadar kar eder diyeceğiz. Gene sıfırlarımızı yok edebiliriz. Bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3 hatta 4. sıfırı da yok edelim. Bunu 24 katı demek ki bunu da 24 katı olacak. 5 kere 24 120 yapar. Sonra da 3 tane sıfır ekleyeceğiz. Yani 120 bin lira kar etmiş olacak arsa satışında. 480 e 480 aldığını 120 bin lira kar ediyorsa 600 bin liraya sevgili gençler ne yapmış olacak? Ee, bunu satmış olacak. E şimdi Ali Bey'in bu arsa satışından elde ettiği kar ne kadardır diye sorulmuş. Ben zaten karı bulmuştum şurada arsa satışında. 120 bin lira kar etmiştir. Cevap da denizli seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Geçiyorum 7. sayfama. Güzel bir soru. Yani hem mantık kullandıracak bir soru hem de şekil itibariyle güzel bir soru. Elinde yeterli sayıda sarı, mavi ve kırmızı renkte taş bulunan Aylin sırasıyla bakın 3 tane sarı, 2 tane mavi, 1 tane kırmızı taşı bir ipe dizmiş. Sonra taşların bu renk dizilimi korunacak şekilde aynı işlemi belirli sayıda tekrarlayarak bir bileklik yapmıştır. Taşların dizilimi korunacak şekilde ve aynı işlemi belirli sayıda tekrarlayarak bir bileklik yapmış. Ne güzel. Aylin bu bilekliği boş bir takı kutusunun içine yerleştirdiğinde bileklikteki bazı taşlarının, taşların kutunun iç kısmında, diğerlerinin ise şekildeki gibi kutunun dış kısmında kaldığını görmüştür. Şurası ve şurası dışarı sarkmış. Diğer kısmı da içeride. Veya şöyle bir şey. Tamam mı? Kutunun içindeki sarı taşların sayısı kutunun içindeki mavi taşların sayısından İki fazla olduğuna göre bileklikte kullanılan toplam taş sayısı kaçtır diye sorulmuş sevgili gençler. Şimdi bir düşünelim bakalım. Şuradaki cümle can alıcı. En önemli cümlesi de burası. Diyor ki kutunun içindeki sarı taşların sayısı kutunun içindeki mavi taşların sayısından iki fazla diyor. Burası çok önemli. Çünkü sarı normalde bir dizilimde bir fazlaydı. Yani üç tane sarı, 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 sarı. sarı. Sonra iki tane mavi, sonra bir tane kırmızı şeklinde ilerliyorduk biz. Ee, ve burada sarı sayısı mavi sayısından bir fazla. Demek ki bu dizilimden bir tane daha mevcut şu şekilde içeride. Ve böylelikle de buradaki sarı sayısı da mavi sayısından bir fazla olduğuna göre toplam sarı sayısı mavi sayısından iki fazla olacaktır. Şimdi sarıyla başlamış, bir de böyle bir durum var. Mavi, mavi diye devam edecek, kırmızı. Sarı, 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 mavi, mavi, kırmızı olacak. Şu an mavi sayısı, sayısı sarı sayısından bir fazla. Tekrardan sarı, 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 mavi, mavi olacak. Şu anki sarı sayısı mavi sayısına eşit. Ee, tekrar bir kırmızı. Sonra sarı, 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 mavi, mavi, kırmızı olacak içeride. Şu an sarı sayısı mavi sayısından bir fazla. Ve sarı, 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 mavi, mavi, kırmızı olacak. Kırmızıdan sonra zaten direkt sarı geliyordu. Şu anki bizim Sarı sayımız 1, 2, 3, 4, 16 tane ve mavi sayımız da 1, 2, 3, 4, 5 kaç tane oldu? 10 tane mi oldu? Bakalım yanlış mı yaptık? Ee, 1, 2, 3, 4, 5 tane dedik. Tamam 5 kere 2'den 10. Burası 16 oldu. Yanlış bir şey yaptık. Şuradan sonra yapmayacak mıydık acaba bir bakalım. Mavi mavi, sarı sarı sarı. Mavi mavi. Şu anki mavi sayısı bir fazla. Sarı 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 mavi mavi dersek şu an sarıyla mavi eşit. Aa 4 kere 3'ten 12 yapacak değil mi? Az önce doğru yapmışız. Az önce doğru yapmışız. Şunları tekrar alalım. Geri alalım. Evet. Şurada 4 kere 4'ten 16 bulduk ama 4 kere 3'ten 12 diyecektik. Tamam. 12'ye 10 olduğu için sevgili gençler 2 fazladır. Sıkıntı yok. Demek ki toplam taş sayısını bu şekilde bulabiliriz. Bakın. Şurada 1, 2, 3 artı 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan 4 tane var. 24 artı 3 içeride 27 tane taş var. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 tane taş kullanılmıştır deriz. Cevap da bu şekilde Ceyhan seçeneği olur. Mantık yürütüyoruz. Tamam mantık yürütüyoruz. Ve şurada çizdiğimiz olay şuranın aynısı oldu. Ama burası sarıyla bittiği için biz buraya mecburen şunları da yerleştirmek zorunda kaldık. Haberiniz olsun. Geçtim 8'e. A şehrinde yaşayan Kerem B şehrindeki Aslı'yı ziyaret etmek istemektedir. A'da kim varmış? Kerem. Burası A. Burası da B şehriymiş ve burada da Aslı oturuyormuş sevgili gençler. Kerem Aslı'nın yanına gidecek. Haritadan bu iki şehir arasındaki yolu belirleyen Kerem planladığı bir saatte yola çıkıp aracıyla saatte 100 km hızla giderse saat 9'da saatte 60 km hızla giderse aynı gün saat 11'de B şehrine varacağını hesaplıyor. Yani varsayalım ki saat A'yı 0 geçe yola çıktı. Birinde 9'da varıyor diğerinde 11'de varıyor. Yani sevgili gençler şurada T saatte vardıysa şurada T artı 2 saatte varıyor. E buradaki hızı 60 buradaki hızı 100. Demek ki bizim bu iki yol arasındaki e, mesafemiz ya 100T olacak ya da 60 çarpı T artı 2 olacak sevgili gençler. Güzel. B şehrine varacağını hesaplıyor. Buna göre Kerem'in planladığı bu saatte yola çıkıp aynı gün saat 10'da B şehrine varması için yani T artı 1 sürede varması için ne kadar hızda gitmesi lazım diye soruluyor. 100T ile 60 çarpı T artı 2 birbirine eşit olmalı. Niye? Çünkü ikisi de aynı yolu veriyor. 100T eşittir. 60T artı 120 dersek bunu bu tarafa atarız. 40T eşittir 120 olur. T buradan 3 gelir. Yani burada 3 saatte varıyormuş. Burada sevgili gençler 5 saatte. Bizden 4 saatte varmamız isteniyor. Ben artık T'yi bulduğum için yolun uzunluğunu biliyorum. Yolun uzunluğu 100 çarpı T'den 300 ya da buradaki 5 çarpı 60'dan 300 diyeceğiz. Yolun uzunluğu 300 ise ve 4 saatte varmak istiyorsak 300 bölü 4 bize cevabı verir. 75 kilometre bölü saat hızla giderse 4 saatte varır. Cevap da bu şekilde bursa seçeneği olur. Bu da geçen sene çıkmış TYT sorusu. Anlaştık mı? <laughs> Geçtik. Bir diğer sorumuza 2012 TYT'de çıkan bir soru. Filiz bir miktar özdeş karton bardağı iç içe koyarak bardak kuleleri oluşturuyor. Ardarda olan her iki bardağın tabanları arasındaki uzaklık oluşturduğu tüm bardak kulelerinde birbirine eşit oluyor. Sonra bu kuleleri masanın üzerine koyarak yüksekliklerini ölçüyor hilis 6 ve 9 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamının 18 bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olduğunu görüyor. Yani şunun yüksekliği ile şunun yüksekliği toplamı şuna eşitmiş sevgili gençler. Buna göre 8 ve 12 bakın burada 6 bardak vardı. Burada 8 bardak, burası 12 bardak unutmayın. Buna göre 8 ve 12 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamı kaç bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olur diye sorulmuş. Şimdi ben 1 bardağın yüksekliğine 1 bardağın yüksekliğine ne diyeyim sevgili gençler? A diyeyim. Ve şuradaki bardaklar arası boşluklara da B diyeyim uzunluklarına. Şimdi burada 6 bardaklı kulede şu 6'yı düzgün yazayım okuyamayan arkadaşlarım olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk var. 6 bardak için 5 boşluk olacak. 1 tane A artı 5 tane B. Artı burada bir tane A var 7 tane B var. A artı 7B. Eşitmiş bu ikisinin toplamı neye buna? Burası A'ydı. 12 tane bardak varsa 11 tane de B vardır. A artı 11B. Güzel. 2A artı 12B eşittir. A artı 11B diyebiliriz. Pardon, çok özür dilerim. Burası 12 bardak değil, 18 bardak. İşte bu, mesela bakın burada çok net bir olay var. 6'yı 9'u işaretledim. 18'i işaretlemedim ve daha sonrasında 18'i şuradan kaynaklı 12 olarak hatırladım ve buraya yazdım. İşte bu altlarını çizmek, üstlerini karalamak, yıldız koymak bu bu yüzden önemli sevgili gençler. Vallahi bileşti yapmadım. Size göstermek için yapmadım. Bu da kendim hata yaptım çünkü burada bunu da çizmiş olsaydım 18'i direkt 6, 9 ve 18 yazacaktım. 6, 6 9 ve 12 yazmayacaktım. Bakın buradaki 9'u da gördünüz mü? Çizmeme rağmen buraya 8 diye geçirdim. Şurası 9 sevgili gençler. O zaman şurayı komple değiştirelim. Kusura bakmayın. Şimdi burada A artı 5B diyeceğiz o zaman. Burada A artı 8B diyeceğiz. Şurada eşittir dedik. Eşittir. Burası da A artı 17B. Tamam şimdi oldu. Burası 2A artı 13B yapar. Burası da A artı 17B yapar. Ve sevgili gençler A eşittir 4B olur. 13B'yi karşıya atarsak A'yı bu tarafa atarsak. A eşittir 4B'ymiş. O zaman ben A gördüğüm yere 4B yazabilirim. A gördüğüm yere 4B yazabiliriz dedik. Bu bir dursun şimdi kenarda. Diyor ki bize 8 ve 12 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamı e, kaç bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olur? 8 bardaklı kulenin yüksekliği A artı 7 B'dir. 12 bardaklının A artı 11 B'dir. Bu ikisini toplarsak 2 A artı 18 B gelir. Eşittir A artı A artı XB diyelim. Tamam mı? A artı XB de x artı 1 bardaklık kulenin yüksekliğidir. Neden? Çünkü şu, bakın şu 18 bardaklı kuleydi. Bu e, şurası 9 bardaklı. Burası 6 bardaklıydı. O zaman burası da x artı 1 bardaklıdır. Güzel. Bunu kurabilmek çok güzel olur. Şimdi a gördüğümüz yere 4b yazabiliriz artık. 2 çarpı a yani 2 çarpı 4b 8b. 8b 18b daha 26b yapar. Eşittir. A gördüğümüz yere 4b yazdık. Artı x çarpı b. 4b'yi atın bu tarafa. 22B eşittir XB. O zaman X kaçtır arkadaşlar? 22. O zaman benim kulem X artı 1 bardaklıydı. 22 artı 1'den 23 bardaklı bir kuledir diyebiliriz sevgili gençler. Bu sorunun cevabını. Geçtim. 10. sayfama. İki katlı bir otoparkın girişinde bulunan tarih saat ve her bir kattaki boş olan park yeri sayısını gösteren tabelanın farklı saatlere ait iki görünümü verilmiştir. Aynı gün içerisindeyiz. Değil mi? Birinde saat 10, birinde akşam 10. Birinci katta 26 tane boş, ikinci katta 6 tane boş var sabah onda. Akşam saat 10'da da birinci katta 2, ikinci katta 9 tane boş yer var. Güzel tabelayı anladık, kolay anlaşılır olmuş. Bu otoparka giriş yapan araçların tamamının park ettiği ve verilen bu 2 saat arasında otoparka giriş yapan araç sayısıyla otoparktan çıkış yapan araç sayısının toplamının 51 olduğu bilinmekte. Buna göre verilen bu 2 saat arasında otoparka giriş yapan araç sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. Birinci kata 26 tane boş yer vardı. Bu 26 tane boş yere x tane araç daha park ederse bu kadar boş yer kalır. Y tane araç ayrılırsa bu kadar boş yer çoğalır. Ve bu da neye eşit olmuş? 2'ye. Doğru mu? Peki o zaman ben bunları bu tarafa 2'yi de bu tarafa atarsam x eksi y eşittir ne olacaktır? 24 olacaktır. E, güzel. diyor ki bir de sevgili gençler. ikinci kat için ya da biz bunu birinci ikinci kat diye ayırmasak. Daha güzel olur değil mi? 10 numara olur. Bunu da gördük burada. Şöyle diyelim. Toplamda saat 10'da 32 tane araçlık yer vardı. Akşam 10'da toplam 11 tane araçlık yer var. 32 tane boş yer varken x tane araç gelirse boş yer sayısı bu olur. Ve toplam 51 tane e, çıkış yapan araç sayısı, araç sayısıyla otoparktan çıkış yapan araç sayısının toplamının 51 olduğunu. X tane araba geldiyse 51 eksi X tane arabada ne yapmıştır sevgili gençler? Gitmiştir. Demek ki otoparktaki boş sayısı da bu kadar artmıştır. O halde eşittir bu ne olacak? 11 olacak. Güzel. Soruyu neredeyse bitirdik. 32 eksi 2x artı 51 eşittir 11 diyebiliriz. 51 32 daha kaç yapar arkadaşlar? 83 eksi 2x eşittir 11. Buradan 11'i bu tarafa 2x'i diğer tarafa atarsam 2x eşittir 72 olacaktır. O zaman x kaçtır? 36'dır. Ne diyor? Bu iki saat arasında otoparka giriş yapan araç sayısı. Şimdi ben şuna çıkış yapan araç sayısı demiştim. Pardon giriş yapan. Şuna da çıkış yapan demiştim. Giriş yapan zaten x'ti. Dolayısıyla cevabımız da 36'dır diyebiliriz. Doğru cevap denizi seçeneğinde verilmiştir. Geçtim 2019 TYT'nin o basit sorularından birine rasyonel sayı sorusuna. Aslı doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 4 eş dilime ayırmıştır. Sonra bu pastanın bir dilimini Burcu, Cem ve Deniz arasında eşit miktarda paylaşmıştır. Buna göre bu pastadan Cem'in payına düşen miktarın pastanın tamamına oranı. Şimdi bir dilimi 3 kişi mi paylaşmışlar? O zaman her dilime 3x derim ben. Şu şekilde 3x dedik. Ve sonra bu dilimi de 3 kişi paylaştıklarına göre Burcu'ya da x, Cem'e de x, Deniz'e de x miktarda pasta düşmüştür. Cem'in payına düşen miktar x, pastanın tamamı 3x kere 4'ten 12x yapar. Kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 12'dir. O halde cevabımız da Deniz'dir diyebiliriz. Geçtim 2018 Milli Savunma Üniversitesi sınav sorusuna. Nevzat bilgisayarındaki bir dosyayı her saniyede 32 MB Dosyaya yüklenebilen ve içi boş olan 64 GB'lık bir belleğe yüklemek istiyor. Nevzat yükleme işleminin %80'i tamamlandığı anda bakın tamamlandığı anda bilgisayarında aşağıdaki görselle karşılaşıyor. 32 MB bölü saniye yani saniyede 32 MB. Kalan süremiz 3 dakika 12 saniye. %80'i de tamamlanmış. Buna göre dosya yüklemesi tamamlandığında bu bellekte kaç GB'lık boş yer kalır diye sorulmuş sevgili gençler. Şimdi şöyle bir düşünelim. Biz saniyede 32 megabaytla aktarıyoruz ve bunun %20'si kalmış. %20'si kalmış. %20'si kalmış 3 dakika 12 saniye saniyede de 32 megabayt. Peki 3 dakika 12 saniye kaç saniye yapar sevgili gençler? 180 artı 12 saniye yani 192 saniye yapacaktır. Bu 192 saniyede toplam ne kadar aktarım gerçekleşir? Çarpı 32. Megabyte kadar aktarıp gerçekleşir. Bizim elimizde daha bu kadar daha dolacak diye biliyoruz biz. Peki ne kadarı dolmuştur? Bu %20'si değil mi? Bu %20'si. Peki %100'ü kaçtır? Yani %100 tamamlandığında ne kadarı dolmuştur? Bunu 5 ile çarparız. 5 çarpı çünkü bu bunun 5 katı. 5 çarpı 192 çarpı 32 megabyte diyeceğiz. Ve 64 GB'tan çıkaracağız. 64 gb dediğimiz olay da 64 çarpı 1024 megabayttır. Bundan sevgili gençler 5 çarpı 192 çarpı 32 megabaytı biz çıkarmak e, istiyoruz. Pekala bakın 32 var ve şurayı da 2'ye böleyim sevgili gençler. 2'ye böldüğüm takdirde burası 96 gelir doğru mu? Peki 32 kere şöyle 2 diyelim şuraya 96 kere 2. Şu 2 kere 32 64 yapar burada da 64 var. 64 parantezinde 1024 Eksi 5 kere 96 yani 450 artı 30'dan 480 gelir. Pekala bu da 64 çarpı. 1024'ten 480'e çıkardığımız zaman 520 artı 24'ten 544 gelecektir diyebiliriz. 64 çarpı 544. Hadi bakalım. Şimdi bunun kaç GB olduğunu bulalım. Ne kadar yer kapladığını bulalım. Ee, bu kadar boş yer kalır diyeceğiz çünkü artık. Peki sevgili gençler 64 çarpı 544 dedik ya. Ben bunu şöyle yazacağım bakın. 64 çarpı 544'ü. Ben bunu 2'ye bölersem şunu bir çarpanlarına ayırayım. Ben bunu 2'ye bölersem 2 çarpı 272 yapacaktır. Tekrar 2'ye bölersem 2 çarpı 2 çarpı 136 yapacaktır. Tekrar 2'ye bölersem 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 136'yı 2'ye bölersek ne gelir? 68 mi gelir sevgili gençler? Aynen. Şimdi bu iki, 64 dediğimiz 2 üzeri 6'dır. 2 üzeri 6 çarpı Şurada 3 tane 2 var. Bir tane daha 2'ye ihtiyacım var aslında. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 34 dedim. Tamam. Bu da şurası 2 üzeri 4 ya. 2 üzeri 4 çarpı 34 dedim. Bakın ne kadar mis gibi oldu soru. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 4'ün çarpımı 2 üzeri 10'dur. Ve 1024'e eşittir kendileri. Çarpı 34. 34 tane 1024 megabyte, 34 gigabyte yapar arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da denizli seçeneği olur diyebiliriz. Bayağı detaylı anlattım. Daha kısa bir şekilde de çözülebilirdi tabi. 13. sorumuz sayfamız. Bir akvaryumda, akvaryumda sarı, gri ve siyah olmak üzere 3 renk balık bulunmakta. Ocak ve Şubat aylarında akvaryumda bulunan balık sayıları tespit edilmiş ve renklerine göre yüzdesel oranları tabloda gösterilmiştir. Ocak ayında 300 balığın %30'u sarı, %60'ı gri, %10'u siyah. Şubat'ta 200 balığın %20'si sarı, %65'i gri, %15'i siyah. Şubat ayında Ocak ayına göre sarı balık sayısında azalma olmuştur. Şimdi sarı balık sayısı 300'ün %30 olduğu için burada 90'dır. 200'ün %20'si burada 40. Şubat ayında Ocak ayına göre sarı balık sayısında azalma olmuştur. Doğru. Gri balık sayısında artış olmuştur. 300'ün %60'ı 180. 200'ün %65'i 130. Artış olmuş mu? Olmamış. Gitti. Siyah balık sayısında değişiklik olmamıştır. 300'ün %10'u 30, 200'ün %15'i yine 30. Değişiklik olmamış doğru. O halde cevabımız 1 ve 3 olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 14. soruma. Sayfama. Aşağıdaki şekillerde Ayla ile Belma'nın kumbaralarındaki paralar gösterilmiş. Ayla'nın kumbarası bu, Belma'nın kumbarası bu. Ayla kumbarasından 1 adet 25 kuruş ve 1 adet 50 kuruş alarak harcıyor. Belma ise kumbarasına 2 adet 50 kuruş atıyor. Şimdi Belma'nın yaptığı işlem bir tane 25 kuruşla bir tane 50 kuruş toplam 75 kuruş harcamış. Belma ise kumbarasına 2 tane 50 kuruş atmış toplam 1 lira atmış. Diyor ki buna göre her iki kumbaradaki paraların toplam değerinin eşit olabilmesi için Ayla'nın Ayla kumbarasına kaç adet 25 25 kuruş atmalıdır diye soruluyor. Burada toplam şöyle 25 25 25 4 tane 25 1 lira yapar. Bir de burada 1 lira var, 2 lira var. Doğru mu? Burada da toplam şöyle 1 lira. Şöyle 1,5 lira. Burada da 50 kuruş var. Toplamda sevgili gençler ne oldu? Yine 2 lira olmuş oldu. İkisinde de 2 lira varmış yani. Bu 50 kuruştan 2 tane atarak burayı 3 lira yapmış. Bu 75 kuruş harcayarak 1 lira 25 kuruş yapmış. Diyor ki 1 lira 25 kuruşu 3 liraya eşitleyebilmek için ayla kumbarasına kaç tane 25 kuruş atmalıdır? Arkadaşlar 7 tane 25 kuruş 1 lira 75 kuruş yapacaktır. Dolayısıyla toplarsak da 3 liraya eşit olacaktır cevabımız Edirne'ydi. Aşağıdaki haritada A ile B kentleri arasındaki bir yolda trafiğin akıcı olduğu yerler mavi renkle, trafiğin yoğun olduğu yerler ise kırmızı renkle gösterilmektedir. Akıcı ve yoğun trafiği de bu şekilde şekil üzerinde e, vermiş bize. Ki hatırlatırım, bu sınavdan önce biz zaten böyle bir soruyu çok 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 benzerini acil matematik kaynaklarında yazmıştık ve basmıştık sevgili gençler. Sınava girenler bu soruyu gördükleri zaman neredeyse görsel olarak aynı olan soruyu gördükten sonra mantığı da aynı olan soruyu gördükten sonra acil matematik çözüklerine şükretmişlerdi. Buradan duyulur sizlere. Şimdi. A kentinden yola çıkan bir otomobil trafiğin akıcı olduğu yerlerde saatte 72 ile gidiyormuş, trafiğin yoğun olduğu yerlerde ise saatte 18 kilometre sabit hızla gidiyormuş ve B kentine ulaşıyormuş. Eğer bu yolun tamamında akıcı trafik olsaydı, otomobil B kentine 15 dakika daha erken varabilecekti. Şimdi bakın, şurada 72 kilometre bölü saat diyoruz, burada 18 kilometre bölü saat diyoruz, ama burada bize verilen dakika, ben bu dakikayı bir saate çevireyim. 15 dakika demek 1 saatin dörtte biri. O halde biz buna 1 bölü 4 saat diyebiliriz. Tamam 15 dakikaya 1 bölü 4 saat desek daha mantıklı olur. Buna göre otomobilin trafiğin yoğun olduğu yerlerde geçirdiği toplam süre kaç dakikadır? Bakın şurada trafiğin yoğun olmadığı yerlerde toplam geçirdiği süreye T1 diyeceğim. Ve şurada trafiğin yoğun olduğu yerlerde geçirdiği toplam süreye T2 diyeceğim. 72 hızla toplam T1 kadar süre aldı yolda yol aldı. Artı 18 km bölü saat hızla da T1, e, T1 kadar T2 kadar diyelim buraya. Şurası T1 sevgili gençler. T1 kadar e, süre yol aldı. Burada da T2 kadar süre yol almış yavaş olarak. Eşittir. Tamamı 72 ile olan bu da T1 artı T2 eksi 1 bölü 4 saat yol alasaydı bitecekti yol. Yani şu yol şuradan aynı yol şu hızla 1 bölü 4 saat daha kısa sürüyordu. Denklemimiz bu. Yazalım. 72 T1 artı 18 T2 eşittir. 72 T1 artı 72 T2 eksi 72'yi 4'e bölersem kaç gelir? 18 gelir. Pekala. Her iki tarafta da 72 T1'ler olduğu için ben bunları sildim. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa gönderdim. 18 eşittir. 54 tane T2. T2 ne olur sevgili gençler? 18 bölü 54 olur. Bu da 1 bölü 3'ün ta kendisidir. Peki 1 bölü 3 saat geldi tek. 1 bölü 3 saat demek ne demek? 60 bölü 3 dakika demek. Yani 20 dakika demek sevgili gençler. Bize zaten trafiğin yoğun olduğu yerlerde geçirilen zaman sorulmuştu toplam süre. 20 dakikadır diyebiliriz. Cevap Bursa olacaktı. Geçtim 16. sayfama. Başlangıçta 144 tane yaprağı bulunan bir defterin baştan belirli sayıda yaprağı önlü arkalı çizgili şunlar. Kalan yaprakları ise önlü arkalı kareledir. Mehmet bu defterin baştan 32 ve sondan 16 yaprağını daha önce kullanıldığı için defterden koparıyor. Sonra defterin tam ortasını açtığında şekildeki gibi soldaki sayfanın çizgili sağdaki sayfanın ise kareli olduğunu görüyor. Buna göre defterin başlangıçtaki çizgili yaprak sayısı kaçtır diye sorulmuş. Toplamda 144 tane yaprak var. 144 tane yapraktan 32 tanesini ve 16 tanesini bunları kullandığı için yırtıp atıyor. 32 artı 16 kaç yapar? 48 yapar. 48 tane sini atarsam ben eğer geriye 96 yaprak kalmıştır. 96 yaprağı da tam bu şekilde defterin ortasını açtığı zaman 2'ye böldüm. 48 tane solda kalır, 48 tane sağda kalır. Şimdi diyor ki başlangıçtaki çizgili yaprak sayısı. 48 tane son durumda var. 32 tane de yırtıp atmışız. 48 artı 32 dersek sevgili gençler toplamda 80 tane çizgili yaprak göreceğiz biz başlangıçta defterimizde. 17. sayfamızdayız. Aşağıda içindeki içindeki fındık ezmesinin net ağırlığı 200 gram olan bir kavanoz fındık ezmesi verilmiştir. Yine bu sorumuzda, bu soruda sevgili gençler, acil matematik e, kitaplarında bulunan sorularda 2019 Milli Savunma Üniversitesi sınavından önce haberiniz olsun. Neredeyse tıpatıp aynıydı. Bu fındık ezmesini üreten firmaya ürünün şekeri çok fazla diye eleştiriler geldiği için firma diğer olarak tanımlanan maddelerin miktarını değiştirmiyor. Şeker miktarını %20 azaltıp fındık miktarını artırarak aynı ağırlıkta yeni bir fındık ezmesi yapmayı planlamış. Buna göre firma yeni yapacağı fındık ezmesindeki fındık miktarını yüzde kaç arttırmalıdır diye sorulmuş. Şimdi bizim 200 gram fındık ezmemiz var. Bunun ikisi diğer yani 4 gramı diğer sevgili gençler. Bunun arkadaşlar %28 yani 56 gramı Şekermiş ve %70'i yani 140 gramı da neymiş e, fındıkmış. 140 gram fındık var bu fındık ezmesinin içerisinde. Şimdi şunu %20 azaltacağız diyor. %20 azaltırsak bunun %20'si sevgili gençler 2 ile çarparsam 112 yani 11.2 gram azaltacağız. 11.2 gram bundan azaltıyorsak tam bütün ağırlık değişmeyeceği için 11.2 gram buna eklememiz lazım. 140 iken 11.2 gram artırıyorsak yüzde kaç artırırız diye sorarsak cevabı buluruz o halde. İşler dışlar. 112 1120 bölü 140 eşittir x yapar. Sıfırlar gider 112'yi 14'e böldüğümüz zaman 8 gelir. Demek ki yüzde 8 arttırmak gerekiyormuş. 17. sayfamızdaki sorumuzun cevabı da Bursa seçeneği olacaktı. 18. sayfamızdayız. Aşağıdaki şekilde bir tiyatro salonunun koltuk düzeni verilmiştir. Yine bu soru da sevgili gençler 2019 MSÜ'den önceki sene ee, biz acil matematik kitaplarımızda bunun sinema versiyonunu çıkarmıştı diye sorunun mantığı aynı mantıktı sevgili gençler. Çok çok benziyor haberiniz olsun. Yani acil matematik çözmek farz diyebiliriz. Bir tiyatro salonundaki bir oyun için bilet almaya gelen Ayşegül ve Berna bilet kişisindeki görevliye yan yana koltuklarda oturmak istediklerini söylüyor. Görevli A ve E sıralarındaki tüm koltukların dolu olduğunu. Bakın şunların hepsi dolu. Şurası da dolu. Şurası da dolu sevgili gençler tamam mı? Peki dolu olduğunu söylüyor ve diğer sıralarda da yan yana iki tane boş koltuğun bulunmadığını söylüyor. Buna göre bu tiyatro salonundaki koltukların en az kaçta kaçı doludur? Bakın şimdi şurada 7 tane koltuk, burada 8, burada 6, burada 5, burada 4 tane koltuk var. Şu 7 koltuk için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 2 3 4 5 6 7. 2 tane örnek çıkaralım. Mesela şu dolu, şu dolu, bu dolu, bu dolu desem 4 tane dolu olacak ama şu, şu, şu dolu dersem 3 tane dolu olacak. Neden aralarında birer boşluk bırakıyorum? Çünkü yan yana 2 kişi oturamasın diye. 2 tane boş yokmuş çünkü. Bakın burada 4 tane, burada 3 tane dolu var. En az kaçta kaçı doludur dediğine göre ben şunu şu şekilde işaretleyeceğim. Yani burası, burası, burası doludur diyeceğim. Burada istediğimiz gibi yapabiliriz. Burası, burası, burası. Burada ise şunla şu doludur diyeceğiz. Toplam 8, 4 daha 12, 3 daha 15, 3 daha 18, 2 daha 20. 20 tanesi dolu. Toplam kaç tane koltuk var? 4, 5, 6, 7, 8 toplamı 5 kere 6'dan 30'dur sevgili gençler. Sıfırlar giderse 2 bölü 3'ü doludur diyebiliriz en az. 19. sayfamızdayız. Başlangıçta işlerinde belirli miktarda su bulunan özdeş A, B ve C bardaklarından bu bardaklar özdeşmiş arkadaşlar bardaklarını birbirinden bağımsız olarak uygulanan işlemler sonuçları aşağıda verilmiştir. A'da bulunan suyun tamamı C'ye eklenirse C'nin bir kısmı boş kalıyor. Şimdi bardaklar özdeş olduğu için ben bunda şunu yapabilirim. A'da bulunan suya A, C'de bulunan suya C dersem C'nin bir kısmı boş kalıyorsa bardak tam dolmuyordur. Yani bardağın hacmine X dersem X'ten daha küçüktür diyebiliriz. A'da bulunan suyun tamamı B'ye eklenirse A ile B birleştirilirse yani B taşmadan tam doluyor. Bu şekilde ve C'de bulunan suyun tamamı B'ye eklenirse bir miktar su taşıyor. C'de bulunan tamamı B'ye eklenirse taşmış. Şimdi şuraya bakalım. Bak ikisinde de A var. Birinde B eklemiş tam dolmuş. C eklemiş tam dolmamış. Demek ki e, buradaki bardakların içinde bulunan su oranları S A S B E C, S -C ya. E, demek ki sevgili gençler SC, C S B'den daha küçük olacak. Peki burada bakın ikisinde de B var. A eklemiş tam dolmuş. C eklemiş taşmış. Demek ki C'de A'dan daha büyük olacak. ACB olacak sevgili gençler bizim sorumuzun cevabı. Dolayısıyla cevap denizli seçeneğidir diyebiliriz. Bu da artık son sorumuz 2019 TYT'den. Deniz ve Eylül ellerindeki yumurtaları ve birbirinin içinde 60 ml yağ bulunan şişelerdeki yağları aşağıda verilen sıra ve oranla karıştırarak birer saç maskesi karışımı elde ediyorlar. Bir miktar badem yağı konulan badem yağının e, ya %40'ı kadar argan yağı ya da %75'e kadar zeytin zeytinyağı. Her 70 mililitrilik yağ karışımı için bir yumurta. Her birinde yalnızca iki çeşit yağın bulunduğu bu iki karışım elde edilirken Deniz bakın her birinde yalnızca iki çeşit yağ. Yani iki tane yağ bulunacak. Ya badem yağı o kesin zaten ya badem yağıyla argan yağı ya da badem yağıyla zeytinyağı bulunacakmış demek ki. Karışım elde edilirken Deniz bir şişe argan yağının tamamını, Eylül ise iki şişe zeytinyağının tamamını kullanmıştır. Buna göre bu iki karışım için kullanılan toplam yumurta sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir miktar badem yağının yanına konulan badem yağının yüzde kırkı kadar argan yağı eklenmiş ya bir şişe argan yağı kullanılmış. Bakın her 70 mililitrelik yağ karışımına bir tane yumurta denilmiş ve şurada yazılan bizim için önemli başta işaretlememiz gerekiyordu her birinin içinde 60 mililitre yağ bulunan şişelerdeki yağları aşağıda verilen sıra ve oranla karıştırılıyor. Şimdi şöyle diyeceğiz o zaman. Bir şişe argan yağının tamamı kullanıldıysa deniz için söylüyorum. Denizin hazırladığı karışma e, karışıma bakalım. Bir şişe argan yağı 60 mililitre. Şimdi diyor ki kullanılan, konulan badem yağının %40'ı kadar. Şimdi %40'ı 60 ise %100'ü ne kadardır diyeceğiz o halde. İçler dışlar çarpımıyla ya da şuradaki sıfırları şu şekilde sadeleştirerek 10 kere 60 600 bölü 4'ten 150 demek ki 150 milim sevgili gençler badem yağı kullanılmış bu argandı argan yağıydı e ve her 70 mililitrelik yağ karışımı için bir tane yumurta ise ben bunları toplarsam 210 mililitre yapar e, 70'e bir tane yumurtaysa ise 210'a 3 yumurta kullanılmıştır demek ki deniz hazırladığı karışıma 3 tane yumurta kırmış şimdi geçelim Eylül'e, Eylül ise sevgili gençler, ee, ne kadar? iki şişe zeytinyağıydı. Yani 120 mililitre zeytinyağı kullanılmış. kullanmış %75'iydi kullanacağım miktar badem yağının %75'i. %75'i 120 ise %100'ü ne kadardır? 160'tır. E 160 mililitrede badem kullanmış. Bu ikisini toplama 280 mililitre yapar. Şimdi 70 için... Bir tane yumurta ise 280 için 4 kazıdır. 4 yumurta kullanılır. O halde 4 yumurta artı 3 yumurta, 3 yumurtadan toplam 7 tane yumurta kullanılmıştır diyebiliriz bu iki karışım için. Evet gençler. Artık bu çıkmış soru furyasını da yani serisinde bitirdik. Yaklaşık 18 tane falan soru çözdük. Ama 18 sorudan önce size çok muhteşem bilgiler verdim. Bunları da biliyorsunuz. Şimdi sıra sizde. Yapmanız gereken iş şu. Oturup adam akıllı biçimde yayın fark etmez. Yayın fark etmezden kastım sorular fark eder de böyle nasıl diyeyim çok klasik tarzda sorular çözmeyin. Ve şunu unutmayın en başta size söylemiştim şöyle yukarı doğru çıkayım. En başta size söylemiştim. Başka bir şekilde ben bu soruyu çözebilir miyim diye kontrol edin. Bir çözümü olabilir miydi? Yani problemin başka bir çözümü olabilir miydi diye bir gözden geçirin bunları çözerken. Mutlaka yeni yollar keşfettiğin zaman Kafanda yeni yeni ufuklar gelişecektir. Problem çözmek için daha da can atacaksındır. Çok uzun uzadıya çözdüğün problemlere çok çok kısa problem çözümleri de elde edebileceksin bu yöntemle. Unutmayın. Ve ikinci önemli kısmında neydi? Israrcı olun sevgili gençler. Siz başarılı olamazsanız bu şekilde bakın kamp yapıyoruz. Soru çözüyorsunuz. Yakında denemeler çözeceğiz. Yakında ben size çok güzel projelerle geleceğim. Onları yapacaksınız. Bakın şu an soru bankası bitiriyorsunuz. Bakın sevgili gençler şu an matematik ilacı, acil matematik TYT soru bankası, kendi belirlediğiniz kaynakları çözüyorsunuz. Eğer zaten siz başaramazsanız kimse başaramayacak. Bunu da bu şekilde aklınıza tutun. Çünkü gerçekten dediklerimi yapıyorsanız çok düzenli çalışıyorsunuz, çok kral çalışıyorsunuz. Kimse ama kimse çok düzenli ve yerli yerinde olacak biçimde 31 Aralık'ta, 15 Ocak'ta, hiçbir şekilde TYT, AYT matematiği full şekilde bitiremez. Bizim dediğimiz programla Kenan Hoca ile benim dediğim programla siz tam teşekküllü olarak hazırlanacaksınız ve matematik Aralık 31'de bittiğini düşünsene matematiğin sınava daha 6 ay var. Yani 6 ay var sınava 5,5 ay var ve sen diyorsun ki TYT, AYT matematik bitti bende sadece soru çözüyorum. Bu muhteşem bir olay gerçekten süper. Dolayısıyla sevgili gençler tüm konuları bir şekilde soru çözerek halledebiliyorsun ama problemlere ekstra ekstra bir çaba sarf etmen gerekiyor. Vallahi Allah yardımcın olsun diyelim. Videoyu noktalayalım. Bir sonraki videolarda, bir sonraki konu anlatımlarında görüşürüz sevgili gençler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.